Yalnız hocam burada annelerden bir itiraz gelecek. Hani neden ailesiyle değil de eşiyle işbirliği yapacak bir beyefendi? Ek olarak beyefendilerin de bizzat kendi sorusu var. Eşimle annem arasında kaldığımda ne yapmalıyım diye. Aslında bu soruya da bir cevap arıyoruz şu anda. Bizi bu konuda ikna edebilir misiniz? Evet, çok güzel bir soru. Şu pilleri alabilirim değil mi burada? Bir örnek üzerinden ben anlatayım. Ondan sonra siz karar verin kimle işbirliği yapacak konusuna. Şimdi şu anne, şu annenin oğlu annenin karnında ama. Öyle düşünelim. Şu da beyefendinin oğlunun ileride evleneceği hanımefendi. Ayşe Hanım diyelim. Bu Mehmet Bey. Anne Fatma Hanım. Şimdi Fatma Hanım'ın karnında bir çocuk var. Ayşe Hanım'dan alabildiğine uzak. Kilometrelerce uzak. Belki de başka bir ülkede yani. Şimdi karnındaki bu çocuk bir süre sonra karnından çıkıyor. Koynuna geliyor. Bak yine onun yanında. Bu kadın ortada daha yok. Sonra arada yıllar geçiyor. Yavaş yavaş bakkala, dükkana, oraya, buraya, okula gidiyor. Yavaş yavaş anneden uzaklaşıyor dikkat ederseniz. Fiziksel olarak da uzaklaşıyor. Derken 25-26 yaşına geliyor, geliyor, geliyor. Gelip bu kadının koynuna giriyor. Yaratılış yasasına bakalım. Ben oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani yaratılış yasası bize ne anlatıyor? Biz buna tekvini yasalar diyoruz ya. Fizik yasaları ne diyor bize? Biyoloji yasası bize ne diyor? Diyor ki bu doğuracak. Evet, karnında, sonra koynunda ama sonra geliyor ömrünün kalan kısmını bir başka kadının koynunda, kucağında, yatağında ve diyor ki sarıl ona. Sımsıkı sarılın birbirinize. Fiziksel olarak sarıldığınız gibi duygusal olarak da sarılın. Problemleriniz olduğunda sımsıkı birbirinize sarılın. Omuz omuza verin. Sorunları ancak böyle aşabilirsiniz diyor zaten. Şimdi beyefendi burada yatıyor. Bütün dert arkadaşı bu, teselli arkadaşı bu. Gidip burayla işbirliği yapıp bunu anlamaya çalışıyor. Yapamazsınız ki, ters oldu bu. Burayla işbirliğini yap, bunu anlamaya çalış. Bunu anlamaya çalışın. Ya canım bir tane mesela diyebilir. Evet annem geçen biraz böyle sesini sana yükseltti farkındayım. Ben onun adına senden özür diliyorum. Annem yaşlandığı haliyle böyle bu tür tepkileri verebiliyor. Kusura bakma deyip sorunu aşabilirler. Anlayarak aşabilirler bunu yani. Ama beyefendi gidip hanımefendiyle işbirliği yapıp ya anne yani karımın şu nasıl düzelteceksiniz? Hanımefendi gelip sürecin içine girecek, sürece müdahale edecek, babası gelip sürecin içine girecek, sürece müdahale edecek, ortalık alabildiğine karışır. Fizik yasası bize böyle diyor. Şunu da ilave edebilirim. Beyefendiler kendi annelerini de kaygılandırmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Yani anne de bir kadın nihayetinde. Onun da gelecekle ilgili kaygıları var. Eğer kocası yoksa hanımefendinin ve tek erkek çocuksa beyefendi, hanımefendi ister istemez beklentileri biraz artar. Tek oğlana karşı artar. O yüzden tek oğlanla evlenen hanımefendiler bir daha düşünsünler. Yani ben kayınvalidemle sorunları çözebilir miyim, çözemez miyim? Çünkü kayınvalide sizin hayatınızda olacak, bana göre olmalıdır. Çünkü hanımefendi yalnız, başka kimsesi yok, kocası da yok, oğlu var. Oğlu da kendi annesine bakmak durumunda. Bizim kültür ve değerlerimize göre de bakması gerekiyor. Dolayısıyla bunu iyi bir hesaplaması gerekiyor. Evlendikten sonra ben anneni istemiyorum gibi bir lüksü olmayacak. Buna öncesinden karar vermesi gerekiyor. Beyefendi de eş adayına demeli. Ben annemle birlikte yaşayacağım, bilgin olsun yani. Bunun ayrıntılarını aralarına konuşabilirler. Bu ayrı bir mesele. İşte bu durumda diyelim anne genç, kendi evinde kalıyor. Beyefendi onu kaygılandırıcı davranışlardan uzak durmalı. Yani eşini sürekli övmemeli. Eşiyle ilgili artı pozitif şeyler anlatıp 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 kendi annesini kaygılandırmasına da gerek yok. Annesinin yanındayken onun çok değerli olduğunu, onun saygın olduğunu, önemli olduğunu ona duygularını ifade edebilir. Bu ayrı bir mesele ama onun yanında eşiyle ekstra pozitif şeyler anlatıp ya bizim hayallerimiz var, işte biz ileride falan yerlere taşınmayı düşünüyoruz falan gibi yaşadığım bir olayı ben anlatıyorum. Bu defa anne kaygılanmaya başlıyor. Kaygılandığında da inanın farkında olarak ve olmayarak çocuğun yuvasını dağıtabiliyor. Kendi gelinine bir şeyler aktarabiliyor. Oğlunu gelinine şikayet eden danışan biliyorum ben. Kayınvalide gelin çatışması bir Hazreti Adem yaşamamış bildiğim kadarıyla kayınvalidesi yok. Onun dışında herkes yaşayabilir. Hatta Fransızlara ait bir atasözü var. Eskiden ama çok çok eskiden iyi bir kayınvalide varmış. Onu da kurtlar yemiş gibi bir yani bu bütün kültürlerde var. Kolay da değil. Siz bir evlat doğuruyorsunuz, evlat büyütüyorsunuz. Tam verimlilik çağına gelmeye başlıyor. Tam semeresini, meyvesini alacaksınız. Gidiyor bir başka kadına yatırım yapıyor. Ona ev alıyor, ona araba alıyor. Hatta danışanlarımdan bir örnek vereyim. Bir kayınvalide bana dedi ki, hocam dedi, ben dişlerimle, tırnaklarımla dedi kazandığım paralarla bu çocuğu okuttum. İlk arabayı bana alacak dedi. Sonra karısını alacak dedi. İlk evi bana alacak, sonra kendilerini alacaklar dedi. Ve bu kadın gerçekten de kültürlü bir kadındı. Yani farkında olarak ve olmayarak bilinçaltı devreye giriyor. Kendimi kurtarmak adına yuvaya zarar verebiliyor yani. Oğluna iftira atamıyorum ben. Karısını arayıp, işte senin kocan şöyle 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 deyip amacı oğlunu kendine doğru çekmeye çalışmak. O yüzden anneyi de çok fazla kaygılandırmamakta fayda var.